Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Katmer. Uzun süredir standart olarak kullandığımız X-Class'ımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi detaylandırma işlemlerine başlıyoruz. Arabayı ilk başta söktük, tampon yerleştirmesini yaptık. Arabada Ironman'in Foamsel serisi bir yükseltme kiti kullandık. Altında Yokohama'nın 285-7017 AT lastiklerini kullanacağız. Şimdi lastikleri arabaya takarak öncesinde jant paylarını hesaplayacağız. Ardından arabanın boyama işlemlerine geçeceğiz. İlk aşamada aracın uygulanacak olan body kitte ön tamponu değişiyor. Ön tamponla beraber burada bir panjur değişikliği olacak Abdullah. Ardından bu tamponla birbirine optimize olacak olan bir dodik setimiz var. Bu dodik sisteminde kendi boyama işlemini kontrol edeceğiz. Arabanın renginde mi, piyano bilek çalışması mı, hangisini yapacağımıza tam anlamıyla bir uygulama esnasında karar vereceğiz biz buna. Sonrasında zaten jant tercihimiz, jantlarımız değişecek. Tüm detaylandırmaları yine piyano bilek yapacağız bu arabada. Yan taraftaki standart basamaklarını kullanacağız boyama işlemi için. Arabamızın zaten arkasında bir camlı kabinimiz var. Kendi imalatımız olan taban çekmecemiz var. Bunlarda herhangi bir oynama işlemi olmayacak. Bir bakalım. Yani derleyip toparladığımız zaman ne çıkacak ortaya? Bunları hep birlikte göreceğiz. Evet Abdullah, bugün biz dolikleri taktık. Sana demiştik ki biz bu işi yarın video çekerek yaparız. Enes'le beraber fırından çıkardığımız zaman malzeme baktık, çok güzel duruyorlar boyandan sonra. Üzerine bir not görelim dedik, geldiğimiz beraber bir inceleyelim. Bensiz taktınız abi. Bir ufak işlem oldu burada. Mersin'in dikliklerinin şu anda arabanın rengiyle piyano bileğe böldük bunları. Burada senin dikicimiz burada. Yani tamponun kurulumunu yaptık. Şu anda sensörlerine, beyine kamerayı yerleştirip araba üzerine takmamız kaldı. Bomba gibi geliyor bu araba. Çok iyi olacak abi, yani. Abi mükemmel olmuş. Evet, onun bir seramik falan işlemlerini yapacağız aslında. Ondan sonra bunun da paylaşımını yaparız. Güzel bir video çıkacak. Sonrasında yine dinebilirlik bir facelift dönüşümlerimizden bir tane var. Bu arabaya da 265-7017 yok ama yine taktik. Müşterimizin kullanımı olacak bu arabalara. 10 tabanda -20 ET bir jant kullandık bunda. Ön tarafın bir değişimi kaldı. Ön tarafı da değiştirip davlumbazlar açacağız. Ayarlaması yaptıktan sonra bunu da artık montajına başlarız. Arka stoklarımızı zaten taktık buna. Smoklar. Boyama işlemleri bitti bunun. Artık birleştirme işlemi kaldı. Dışarıda zaten teslimatta bir tane daha facelift'imiz var. O facelift'in zaten lastik işini konuştuk şimdi Emre Bey'le. Lastikini de değiştireceğiz. Yan tarafta kral proje bekliyor zaten. Bir proje olacak orada. Onun da parçaları boyandı. Barış abimle bomba gibi bir araba yapacağız aslında. Beraber gidip teslim ediyoruz Barış abiye. Öyle, Barış tamamdır abi. Barış abimle planlayacağız, basacağız. Sonuçta bunu oraya teslim edeceğiz. Gün içerisinde gelecek 3 tane daha arabamız var. 3 tane arabadan da böyle kesip paylaşırımlar yaparız zaten. Bakalım. Yani kendi arabama görüyorsun. Daha kendi arabama bir dünya parça getirdim, takamadım daha Abdullah. Ne takılacak abi buna daha? Daha ne takabilirsin? Şundan yine arka basamaklar falan getirdik. Güzel parçaları var. Onları takıcı detayları çekeriz. Hadi. Tamam.
Şöyle bir genel anlatalım mı? Ne yapalım ya? Ne yaptık, ne ettik bugün falan? Kanka bugün çok uykum var ya. Ha. Vallahi çocuk çok geç uyudu. Uykum bir şey anlatayım ya. Bir kendime bakayım ilk başta. Atma. Kamerayı bir çevirir misin kendime göreyim? Sen, bir dakika teknoloji. Abla. Güzel gözüküyorum. Bu teknolojinin nimetlerinden beni yararlandırman lazım kardeşim. Evet Apo'cum. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün çok yoğundu acı. Malum yani Navara'ları falan verdik. Evet abi. Artık yani Barış abimin arabasına geçtik. Biliyorsun. Sonrasında patronumuzun arabasına geçtik. Aynı zaman geldi bunlara. Patronun arabasına da baktığımız zaman babam farklı şeyler istedi. Yapmasını yapıyoruz Abdullah da. Birkaç şeyde böyle bir karşımıza çıkan sürprizler var. İlk yapmanın bazen zorlukları vardı. Şimdi bu ilk yapıyoruz. Kiti mu? İlk mi getirdik? Tabii biz? Bu kiti ilk getirdik. Nazane ilk takıyoruz zaten şu anda kendi aracımıza. Öncesinde bu tarzda da malzemeler getirdiğimiz zaman öncesinde kendi araçlarımızda uygulamamız gerekiyor Abdullah. Yani uygulayacağız, bunun artısını doğrusunu göreceğiz. Üründe bir problem varsa yurt dışındaki kontak kurduğumuz firmayla konuşacağız. Bize düzenleyip o şeyi getirecek ki müşterimiz mağdur olmasın. Bu kitle sorunsuz şu an. Şükürler olsun hiç problem yok. Sadece bizim iş yükümüz bu ara çok yoğundu. Hem bu ithalatıydı hem ihracat tarafındaydı. Çok fazlaydı. Bu arada perakende bayağı hızlı. Bu arabayı biraz böyle boşladık ama bugün tamamlıyoruz. Bu arabayı cana vereceğiz. Cam bu arabanın seramik işlemini yapacak. Bakalım ya bugün güzel olacak. Bu arabada güzel bir video istiyorum senden. Olacak olacak abi. Barış abim yine kafasında bir koşuyla çevirdi. Mustang farları söküyoruz Abdullah. Karar değiştirdik. Mustang farlar göstermiyor çok fazla. Biz çok fazla tercih etmiyoruz da Barış abi her aldığı arabaya böyle bir tane içerisine eşantiyon olarak veriyorlar mı buna ne yapıyorlar bilmiyorum ama koyup getiriyor. Sökeceğiz bunları. Bakalım farklı şeyler oluşturacağız. Cam boşladı. Enes'le beraber şu Mercedes'in önünü bir toplayalım. Sen de birkaç tane güzel kare al bize. Ondan sonrasında kankam bu şeye saldıralım. Ford'u bitirelim. Festiflerimiz bitti abi. Festifler bitti abi. Festifleri 30 tane festif için anlaştık. 30 tane festif 10 günde bitti. Yani elimizde festif var yok değil ama onların zaten hepsi satılmış festifler. Sorunumuz o Abdullah. Müşteriler diyor ki ne çabuk bitti bu. Araç alanların hepsine arabaları sözleştik, verdik ürünleri. Bir sonraki partimiz Ocak 15'te Türkiye'de. Şimdiden siparişlere başladık. Sen de aynı zamanda Abdullah siparişini online üzerinden, Instagram üzerinden, YouTube üzerinden almaya devam edersin. Yine isimleri ayırtırız. Ona göre de zaten gelen ürünleri dağıtımını yapacağız. Tamam mı? Abdullah sonrasında bir tane daha facelift'i bitirdik. Ona beraber bir bakalım. Bakalım abi. Bu araba şimdi yarın temizleme işlemlerini yapacağız. Temizleme işlemleri bittikten sonra Kemal Bey'e cumartesi teslim ediyoruz. Teslimatta da güzel görüntüler alırsın Abdullah. Arabanın üzerine bir yine ithal suyu kapağımız, Maximus tapu uyguladık. Roll barı var, kargo taşıyıcı var. Kar palet taşıyıcısını koyduk üzerine aynı zamanda. Abi bu yıl favori lastiğim Yokohama Geolander AT kullanıyoruz. Yine bir facelift uygulamamız var. Arka stoplarda bu sefer smoke dediğimiz versiyonu kullandık Abdullah. Smoke versiyonu geçerli. İçerisinde bu arabanın taban çekmecisi var. Taban çekmesinde arabayı şimdi detaylarını anlatırken anlatırız zaten bunu. Ondan sonrasında bu ön tarafta yine bir sert görünüm elde ediliyor. Füme Navara'da en çok yakışan renk abi. Öncesinde şimdi lansman rengi köl sarısıydı. Artık füme. Füme bence en güzel olmaya başladı. Bunda da şimdi işi bitirdik. Son işlemini yapacağız. Bugünden sonra temizliğini yapıyoruz. Bunda çok güzel detaylara gelecek. Sen de oy. Hadi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki babamın X-Class aracında bir değişikliğe gitmeye karar vermiştik. Arabayı onun zevkine hitaben az çok 30 yıllık olduğundan kaynaklı zevkini az çok biliyorum. Onun zevkine göre hazırladım. Arabayı bu akşam babama artık teslim edeceğiz. Arabamızda çok güzel bir şekilde bir body kit uygulaması yaptık. Konforu bozulmayacak şekilde Iron Man Foam Cell Pro Set'i kullandık. Ve bu coilover sistemini olan yükseltme işleminin coilover'ı en yumuşak pozisyona getirerek arabayı yaklaşık 3.5 cm civarında bir yükseklik kazandırdık. İstediğimiz takdirde bu çapla beraber 7 cm'e kadar yükselebiliyor bu kitle beraber bu sistem. Arabanın altında 285-70-17 Yokohama Geolander lastik kullandık. Bazı arkadaşlarımız Instagram'dan, YouTube'dan bizlere mesaj atarak şu soruyu sormuşlar. BF Kudüs'ü lastiklerden başka tercih edebileceğiz bir lastik yok mu? Biz Yokohama serisi lastikleri uzun yol yapan müşterilerimiz için daha çok tercih ettiriyoruz. Her türlü yol koşulunda zaten kullanılabilecek bir lastik. All terrain mantığıyla zaten gerçekleşen bir lastik. Olabildiğince sizlere en konforlu sürücü yansıtıyor.
Biz de bu arabamızda kendi aracımızda olarak bahsedeyim mutlaka. Kendi aracımızda bu sefer Yokohama Joylander serisi kullandık. Aynı zamanda -20 ET'de bir jant kullandık ki jant göbekten çok fazla dışarıda lastiği şişirme yapmasın ve kamber kaster ayında da çok fazla bizi zora sokmasın diye -20 ET oranında bir lastik kullandık. Bu arada aracımıza X Class için özel bir body kit üretimi yapılmıştı. Bu Türkiye'ye getirildi ve arabamıza Türkiye'de ilk uygulaması biz yaptık. Boyama işlemlerinde detaylandırma işlemine kadar Blackline dediğimiz bizim bir ürün grubumuz var. Bu araba üzerinde de uygulandı. Belli başlı kalemlerde çizgisel olarak hatları tamamen kendimiz belirledik. Artık güzel günlerde kazasız belasız kullanmasını diliyoruz. Arabamızı bu akşam babama teslim edeceğiz. Artık bu akşamdan sonra tekrardan kendi arabasıyla eve gitmeye başlayacak Abdullah. O yüzden güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı bir hafta diliyoruz. Bu haftaya da ilk öncesinde babamın arabasını teslim ederek başladık. Detayları videoda zaten inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda güncel uygulamaları Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.